şey yapalım ya, bir tane tamam, beni bırak bırak. Tamam. Ver adam. Siz bakın hemen şimdi. Hemen sayı yap. Ve hemen suyla yüzünü, sabun ve suyla yüzünü yıka. Ben bir yıkayayım yüzünü. Yıka ama şey, muskularını bırak. Ne oldu lan birdenbire öyle sonra? Birdenbire ne oldu? Köpek. Anlamadım ya. Üstüm dönüktü. Hiçbir şey yok ki ne. Yok ha, bir şey. Vurdu, vurdu. Hı. Şurada. Ha, iç. Daha iç kalıyor. Tolga, benim sana tek söyleyeceğim şey, bu kane korso. Kafese girecek misin sen? Sonlara kalmış. Köpeğimin gereğini yapacağını düşünüyorum ya. Bir yandan... Şu an tasması takılı değil, yanında ben yokum. Kontrol bende değil şu an. Evet. Kontrol bende olmadığı için ben kesinlikle ve kesinlikle bunun garantisini veremem. Ankara'dan 15-20 köpeğe bedel bir köpeği görmeye geldik buraya. Yollara düştük Harun. Evet. Neredeyiz? Arnavutluk, Kosova, Makedonya şampiyonlukları var. Artı bunlarla beraber Balkan şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Şöyle göstereyim Soner. Yağ yoktur. Evet. Yani ben gerçekten bakım marum. Çok üst düzey bakıyorum. Evet, İnanılmaz yani. Üst düzey bakıyorum. Yani kesinlikle çok kaslı. Anatomik olarak baldırların kuvveti, işte atıyorum ön göğüs açıları, kendine olan güveni. Latince'de cane köpek demek, corso koruma demektir. Selamlar Alaturka ailesinin değerli izleyicileri. Efsane bir yerde, efsane bir çiftlikteyiz. Ama mikrofonun yok. Ama mikrofonum yok. Olsun. Ta Ankara'dan 15-20 köpeğe bedel bir köpeği görmeye geldik buraya. Yollara düştük Harun. Evet. Neredeyiz? Alaturka YouTube kanalında sevgili arkadaşlar, daha önce hiç görmediğiniz bir köpek ırkı olan, belki farklı yerlerde izlemişsinizdir ama bugün Türkiye'de efsane ödüllü bir kane korsoyu çekmek için çıktık. Alihan, Soner ve ben Alaturka YouTube kanalı olarak Bursa Gemlik yollarına düştük. Şimdi Alihan, şöyle yavaş yavaş ilerleyelim istiyorum. Evet. Şimdi biraz önce bizi gördüğünde çok hoş tepkiler almadı. Köpeğin ismi Colt bu arada. Çok değerli bir sahibi var. Kendisine de hemen mikrofon uzatalım. Abi selamlar öncelikle. Aleyküm. Nasılsın? Selam. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz abi. Şimdi izleyicilerimize biraz önce anlattığım gibi dünyaca evet, çok önemli başarılara evet, imza atmış efsane evet, bir köpeğimiz var. Evet. Ve o köpeğin emekçisi iki tane değerli evet, besleyicisiniz abi siz de. Evet. Öncelikle kendinden birazcık bahseder misin? Ben Sercan Toksabay. Bursa Gemlik'te yaşıyoruz. Kafe restoran işletmeciliği yapıyoruz. Yaklaşık 50 yıldır öyle söyleyeyim, yarım asırlık bir işletme sahibiyiz. Çocukluğumdan beri, yaklaşık 7-8 yaşından beri köpeğe çok ağır bir düşkünlüğüm var. Sokaktan köpek alıp odamda gizli gizli yatağımın altına köpek bakan bir insandım ben. Sağ olsun ailem de bana hiçbir zaman bu konuda böyle köstek olmadı. Her zaman destek oldular. Ben sevdikçe onlar bana daha çok yardımcı oldular. Devamlı köpek baktığım için de işte bu ister istemez bir yerden sonra artık profesyonelleşmeye doğru başladı. Daha iyisi olsun, bir tık daha iyi olsun. Zaten ben köpeği iyi biliyorum, iyi tanıyorum. İşte beslemesini iyi biliyorum, şartlarını sağlayabilirim diyerek Cane Corso ırkıyla tanıştım. Yaklaşık bundan bir 12 sene önce diyebiliriz. Bundan önce birçok Cane Corso'm oldu. Vefat eden Cane Corso'm oldu. Hastalıktan ölen Cane Corso'm oldu. Onlar da aynı şekilde Colt gibi yurt dışında ünvan sahipleri köpeklerdi. Almış olduğum köpekler bundan önce ölen de dünya şampiyonun birebir oğluydu. Hı-hı. Cane Corso olarak ırk standartlarında. Hep böyle iyi köpekler getirmeye çalıştım ülkemize. Hem kendi adıma hem ülkem adına. Yani ülkeme de bir katkım olsun, bir faydam olsun. Bizim ülkemizde de güzel köpekler olsun. Bunu dünya bilsin. Yani kennel işi de çünkü tabii, dünyada böyle ülkeleri çok güzel temsil edebilecek bir olay. Kesinlikle öyle. Ürk köpek yetiştiriciliği. Tabii. Şimdi abi lafını kesiyorum. Senin hikayeni bugün bol bol dinleyeceğiz ama Alihan, ben senin Colt'la ilk tanışmanı, senin ve Soner'in özellikle Colt'la ilk tanışma anınızı çok merak ediyorum. Şöyle ben bir nabız yoklama alalım mı bir senin? Onun yanına doğru bir yaklaşalım bakalım. Nasıl bir ismi Colt çünkü. İsmi de korkutucu. Colt 1911. Colt mu? Colt mu? Colt. T ile. Evet, evet, silah. Soğuk aynen, değil yani. Aynen, Colt. Evet, Colt. Şimdi biraz önce zaten ilk geldiğimizde beni gördüğü için, sahibi de yanında olduğundan dolayı Colt. Bana bilenmesini de istemiyorum. Bence Soner'i tanıyor. Videolarını izlemiş olabilir. Aynen, büyük ihtimal Soner'den kaynaklı. Bir de şimdi benim de, tabii benim de burada sen olmam. Burada tabii. Olmadı ki Colt.
Bak yüz ifadesine bak ya. Bir yandan Colt'un bu hareketlerini, tavırlarını bir yandan izlerken bir yandan Cane Corso ırkıyla ilgili senden biraz tabii bilgi almak istiyorum. Tabii. Cane Corso nasıl bir köpektir? Yani böyle Cane gerçekten çocuk parçalayan bir köpek midir? Asla. Dile getirmek için bunu soruyorum. Asla. Ben de bu fikirde değilim evet, de. Evet. Tamamen ben zaten hep bunu... Şöyle geçelim mi abi? Ben tamamen hep bunu şey yapmışımdır. Yıllardan beri. Köpek bana kalırsa her köpek için geçerli. Bu arada isterseniz koltuğu şöyle bağlayalım, dışarı çıkartalım. Tabii. Dışarıda seyircilerimiz de görsün. Tabii. Böyle gel bak. Otur. Otur. Gel. Bekle. İçeri. İçeri. Otur. Yat. Bekle. Bravo benim oğlum. Koş sen. Otur. Üstüne atlasa var ya. Otur. Çok kaslı. Çok evet, kuvvetli. Evet, çok... Tavana rahat sıçrıyor Harun, öyle söyleyeyim. Yani buradan tavana çok rahat sıçrıyor. Öyle. Riske girmemek adına bu kafesi bu şekilde yaptım. Yani yaklaşık 3 metre var. Var. Rahat çok var. Çok dolu bir köpek. Evet. Yani çok kaslı. Olarak çok böyle, anatomik. Evet, çok kaslı. Aynen. Anatomik olarak çok evet, zengin bir evet, köpek. Abi istersen hemen bağlayalım. Hemen. Bir dışarı hemen çıkartalım. Kolda dair böyle bir sormak istediğimiz birçok soru var sana. Tabii. Tasmadan yana sıkıntı yaşamayız değil mi? Hiç yaşanmaz. Sıkıntı yok. Hayır. Sadece bunu sıkıntı yaşama işte yerinde duramıyor. Acayip evet, enerji, derecede, enerji acayip derecede. Ya buraya, hayır. Abi, Cane Corso ırkından bize birazcık bahsedebilir misin? Şimdi, Cane Corso antik Roma dönemine dayanan bir ırktır. Çok eski kökenli bir ırktır. Çok eski döneme dayanır. Antik Roma döneminden dediğim gibi eski savaşçılardan, İtalya'nın eski savaşçılarından bile kalıntılarında hep eski resimleri vardır. O köpeklerin her zaman Cane Corso olduğu söylenir ve doğrudur da bu. Cane Corso aktive olmaya çok müsait köpeklerdir. Aktiveden kastım şu, aktive olur ve aktivasyon gösterir. Mesela yerinde, kafesin içinde biraz önce siz de gördünüz, hep aktivedir. Yani hep bir koruma içgüdüsü yüksektir. Biraz önce gördüğünüz, şahit olduğunuz, orayı çekemedik. Çok yakın arkadaşım. Biz beraber büyüttük koltuğu. Sağ olsun bana hep desteği var. Hep destek oldu Cenkan. Kızımı aldı diye kucağına. Evet. Alihan şahit oldu birebir. Cenkan dedi ki niye ağlıyor? Bana baktı hani niye böyle bir tek... Dedim ki Lina için yapıyor. Kızımı kucağına aldı hani bırak der gibi. Aynen öyle. Yani demem o ki acayip derecede içgüdülü bir köpektir. Latince'de cane köpek demek, corso koruma demektir. Ha. Latince'de tabii. Yani otomatikman direkt ismini de buradan köpeği almıştır. Koruma köpeği. Corso dog derler. İtalyan Corso dog derler Cane Corso'lara. 2-3 farklı şeyi söylemi vardır. Colt bizi hiç yanıltmadı. Ben Colt'u çok ufakken aldım. 3 aylıkta aldım Sırbistan'dan. Çok özel bir çiftlikten aldım ben Colt'u. Bundan önceki köpeğim de, dünya şampiyonu oğlu dediğim köpeğim de vefat eden, o da aynı şekilde aynı çiftliktendi. Sağ olsun güzel bir dostluğumuz var. Bizi kırmadı. Colt'u bize verdi. Normalde böyle güzel köpekleri, değerli köpekleri tutarlar kendi ülkelerine faydaları olsun diye. Bizi kırmadı, verdi. Ben de Colt'la hayallerimi gerçekleştirmek için tekrardan yurt dışına gönderdik Colt'u. Arnavutluk, Kosova, Makedonya şampiyonlukları var. Artı bunlarla beraber Balkan şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Sercan abi şunu soracağım. Türkiye'de illaki bu köpeğin ırkından çok besleyen muhakkak insanlar var. Evet. Çok fazla besleyen insan olduğu gibi çok fazla böyle kırma köpek de olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Cane Corso köpeklerde en seçici, en belirgin fiziki özellikler nelerdir? Colt gibi Cane Corso'larda ön ayaklar, iskelet sistemi bir kere dümdüz olması birinci şartı. Renk skalasında formantino rengi vardır Cane Corso'nun. Böyle hafif sisli derler. Sisli bir renktir. Colt, otur bakayım. Otur. Yani her şeyden Blue önce Colt kusursuz bir köpek mi sana göre? Kusursuz diyemem ben sahibi olarak. Çünkü ben görüyorum birkaç kusuru var benim nezdimde. Ama şöyle söyleyeyim. Irk standartlarına göre çok doğru bir köpek. Tamam, o zaman onun üzerinden anlatmaya devam edelim. Çok doğru bir köpek. Şu şekilde. Genellikle sizler de bilirsiniz. Çok fazla var Cane Corso, bekle. Bir tık kafa yapısı küt olmalı. Görüyorsunuz şu şekilde. Kafa yapısı stop. Stop burada kesip bu kafa yapısının çene, muzzle'ın düz olması gerekiyor. Boxer tipli Corso derler. Böyle çok yuvarlak, çok sarkık yüzlü. Çok yuvarlak top gibi yüzleri olur. Onlar bir tık kabul edilmemeye başlayan korsolar şu an bizim. Çok da sarkık olmayacak gözümüz, yani. Aynen öyle. Yanaklı. İkincisi basarları ve iskelet yapısı. Bilmiyorum farkındasınız, görüyorsunuz. Evet. Şu şekildedir şov yapısı. Kesinlikle çok kaslı. Anatomik olarak baldırların kuvveti, işte atıyorum ön göğüs açıları, baldır açıları. Otur bakayım. Kendine olan güveni, diş yapısı çok önemlidir korsolarda. Genel olarak hep andırşattır dişleri. Çok şükür bizim öyle bir problemimiz, bir sıkıntımız yok. Peki andırşattan kastımız ne? Ön dişlerin çenenin önde olması. Çok fazla önde olması. Mesela şöyle bir yakından görebilir miyiz onu? Mesela. He, alt
Evet. Bu mesela bir parmak araya giren köpekler var mesela korsolarda. O işte bir genetik bir hastalık. Peki bu normalde kane korsolar full siyah çıkıyor mıdır? Yoksa önündeki beyazlık falan normal mi? Full siyah, full black olanları da vardır. Kabul edilir. Aynı şekilde bu şekilde renk varyatasında bu göğsünde beyazlık, ayaklarında beyazlıklar olabilir. Onlar da aynı şekilde kabul edilir. Dediğim gibi skalası çok geniştir. Blue rengi var. Hayır. Black Brindle var. Siyah var. Formentino var. Birçok rengi vardır. Peki kulakları nasıl oluyor abi? Kulaklara şimdi bu biraz değinmemize... hiç problem yok. Bu biraz tabii tartışmaya açık bir durum. Kimi insanlar hani şey yapamıyor, istemiyor, sevmiyor, hoşlarına gitmiyor ama ben kulak kuyruğu kesikti ben aldığımda. Görsel olarak tamamen. Kimi insan çok hoşuna gidiyor kulak ve kuyruk kesik olarak. Kimisi sevmiyor, ya beğenmiyor. Şimdi şöyle normal şartlarda onların kendi anatomik yapısına müdahale etmemek adına biz insanoğlu olarak evet, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ben o şekilde aldım. Ama dediğim gibi ben kendim yaptırmadım. Bu şekilde aldım. Kulaklı kuyruklu olmasının hiçbir sakıncası yok. Zaten yarışmalarda da geçerli olan şu an o. Tamamen kişiye kalmış bir durum. Bununla ama tabii ilgili, ki önermiyoruz yani. Bununla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Bir gittiğimiz bir Doberman çiftliğinde bununla ilgili şöyle bir konu açılmıştı. Bu köpeklerin temel amaçları insanlara karşı korkutucu özellik taşımaları evet olduğu için o kulak yapısının kırık olması, öne doğru daha, eğilmesi aynen hem insanlara karşı hem de diğer hayvanlara karşı sanırım duruşlarını zedeliyormuş. Zedeliyor. Aynen öyle. Yani, bir tık öyle diyenler de var tabii. Kendiricilik yani, özellikle. Aynen öyle. Mesela tabii, konuyu bir tık biraz daha detaylandıracak Doberman'da olursam, da öyle Avrun ona bakar. İşte hani Doberman'dan aslında aynen konuşmuştuk. Öyle. Hani bir tık daha böyle caydırsın, bir tık daha keskin dursun, sert mizaçlı dursun diye. Şimdi mesela aynı şekilde kane korsun kulaklı kuyruğunu getirin, bir tık daha böyle sevimli, daha sevecen gibi durur. Evet. Bu bir tık daha nedense hani korkutuyor. Şöyle bir şey, yanlış bilmiyorsam Almanya'da bir dönem sokak köpeklerinin çok fazla olduğu zamanlarda evet insanlar Doberman köpeklerini tercih ediyormuş. Sokak köpeklerine karşı bu Dobermanların caydırıcı olması için. Aynen öyle. Ama doğru. Köpeklerdeki kulak yapısı diğer köpeklere karşı hal ve durum belirttiği için, köpeğin ruhsal durumunu belirttiği için evet karşıdaki köpek kulağını kırdığı zaman diyor ki bu benden korkuyor. Korkuyor. Deyip, aynen öyle. Bekliyorum. Caydırıcılığı azalıyormuş. Azalıyor. Köpeğin. Aynen öyle. Hani, doğrudur. Bu benim için şahsen otur bir köpeğin kulağını otur kesmek için yeterli bir sebep değil. Evet. Hatta ben bunu kesinlikle gibi doğru evet bulmuyorum. Evet. Evet. Ama böyle bir mantık var. Bir de şu an zaten dünya genelinde de artık tamamen bakış açıları değişti. Yasaklanıyor. İşte kimse bu işlere artık girmemeye çalışıyor. Biz de şahsen seviniyoruz yani. Güzel bir şey. Güzel yani bir hayvanın şey doğuştan gelen özelliklerine müdahale etmeden onların varoluş amaçlarına saygı duyarak tabii beslemek ki bence çok tabii daha doğru otur bir şey. Otur bakayım. Sıkıldın. Gel şimdi biraz. Sercan gel şöyle abi. Hemen şunu birazcık aynen bir tık darlandı. Enerjisini attıralım evet bir yandan. Gel hangi bakalım komutları biliyor? Nasıl bir eğitimi var şu anda Colt'un? Şöyle Colt devamlı yurt dışına gidip yarışmalarda sergilendiği için siz de farkındasınızdır. Böyle çok dikkatli yani şeyini bozmadan karşıya aktive olabilir. Durabilir. Şov duruşunda durabilir. Biraz önce gösterdiğim gibi. Genel eğitimleri o şekildedir. Ben de biraz önce yayın aldık mı bilmiyorum işte. Otur, kalk, yat, evet, bekle. Kaydet. Hayır yani hiç gitme. Gerçekten böyle sözümden hiç çıkmaz o yönlerde. Atıyorum işletmeme gittik gördünüz. Götürürüm oraya. Alırım yanıma masaya. Çocuklarla hep beraber. Yanıma tuttururum. Ben onun mesela saldıracağını anlarım. Karşıda kedi var, köpek var. Sadece hayır derim ona. Yani hayır dediğim anda kulaklarını tekrar kısar. Aktive olur. Kulaklarını tekrar kısar. Aslında biliyor gücünü. Alsa beni alır götürür ama sakindir yapısı yani. Böyle hani taşkınlık çıkartmak şeyi yoktur hiçbir zaman kane korsolarda. Peki, genelinde böyledir. Peki Sercan abi şimdi mesela temasa geçmek istesem, bir böyle sevmek istesem bana vereceği tepki ne olur? Yok şu an hiçbir şey yapmaz. Yani şu öyle an gelsem sevsem hayır. böyle korkutucu, ürkütücü duran köpek bana hiçbir şey zarar yapmaz vermez mi? İçeride ben olmadan, kafesin içindeyken ben olmadan sıkıntı. Yani neden sıkıntı? Aslında bakarsanız olmaması gerekiyor diye düşünür insanlar ama şimdi ben burada haliyle ormanın içindeyiz yani. Ben istiyorum ki normal zamanda da ben olmadığım zaman burada eşim, çocuklarım ya da herhangi anneler babalar olduğunda da burada koruma içgüdüsüyle burayı koruyabilsin. Evet. Çünkü yeri geliyor ben geceleri salıyorum köpeği. Gözün arkada kalmıyor yani. Aynen öyle yani hem korumasını sergilesin bana hem de beni hiçbir yerde mahcup etmesin. Bir yere gittiğim zaman ya acaba bir skandal yaratır mıyız demesin. Çünkü bu yarışma köpeği yani biz 500 kişinin içine sokuyoruz yeri geliyor yarışmalarda. Evet. Sevebilir miyim abi? Tabii. Evet, sevgili arkadaşlar şu anda Sercan abi ne kadar güven verse de evet duruşundan dolayı insan kesinlikle biraz böyle. Ya ben şimdi burada empati yapıyorum Matilda ile yolda gezerken insanlar evet duruşundan korkuyor ya biz hayır onun iç yapısını bildiğimiz için rahatız ama şu anda yine duruşuyla bizi abi korkutan. Birazcık trik verir misin abi püf nokta? Şöyle. Nasıl benim, yaklaşalım? Benim her zaman şeyim budur. Soner bu konuda daha da uzman. Çok daha iyiydi. Bilmiyorum bana katılır mı? Ben Soner de zaten bir... Soner katılır mı bu konuda bilmiyorum. Rica edeceğim. Soner benim bildiğim yani bak, benim abi izlediğim yıllardır köpeği hiçbir zaman kafasının üstünden yaklaşılmaz. Birden böyle kafasının üstünden değil. Daha çok böyle ufaktan elini koklatarak aynen köpeği bu şekilde seversin. Köpeği bu şekilde hiçbir zaman sevilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Şöyle oluyor. Aynen öyle. Hani bir tedirgin oluyor. Bana vuracak gibi hissediyor. Arkaya, aynen öyle.
şöyle. Ben her zaman bütün insanlara hep söylemişimdir bunu. Yani köpeğe bir tık güven vermeniz gerekiyor. En başta bir koklayıp güven. Şimdi geleceğiz, sizi koklayacak. Siz sakin olun. Harun, hiç sakin olun. Koklayacak. Gayet güzel. Hiçbir şey yok. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Buraya gel. Barışsız sizle şu an. Demek istediğim bunun size güvenmesi gerekiyor. En başta size güvenmesi gerekiyor. Bilmesi abi, gerekiyor ki. Yine sen onu şey yapma da. Aynen öyle. Videodaki gibi olmasın. Aynen. Videodaki gibi dedi Alihan. Şimdi videoya birazdan geleceğim. Bu arada dokunmuşken hayvana şöyle abi biraz daha yakından tekrar şey yaparsam ne kadar dolu bir köpek olduğunu göstermek istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar çok sıkı bir... Ben söyleyecektim, senin belirtmen çok iyi oldu. Çok sıkı bir... Farkındaysan Harun aynen. Böyle yani şöyle göstereyim Soner. Yağ yoktur. Evet. Deli yani. Yani ben beslenme bir tık ileride beslenmeyi anlatacağım size. Ben gerçekten bakın Harun çok üst düzey bakıyorum. Evet. İnanılmaz yani, üst düzey bakıyorum. Şey yani falan böyle aynen öyle. Doluluk, kas yapısı falan. Evet, evet. Belki bir tık daha kilo alabilir diye ufak bir eleştiri. Şimdi eşleşmeleri olacağı için şu dönemde çok sıkı sporda. Koşu bandına çıkarıyorum. 2 günde bir koşu bandındayız. Günlük rutinini anlatır mısın abi bize? Şöyle tabii. Şöyle söyleyeyim Alihan. Mesela şu anda bu arada temas kurmam için herhangi bir şey yok. Yok tabii. Tamamen dikkati dışarıda zaten. Tabii aynen öyle. Aynen kafası öyle abi. Aynen öyle. O aynen. Aynen. Şu yaptığım yanlış bu arada. Onu söyle. Evet. Evet. Geri çekilmesi yanlış. Olsun o şey arada. Evet. Evet. Şimdi şöyle günlük rutini Alihan. Atıyorum ben geliyorum işten. Biraz geç kapatıyorum dükkanımı. İşletme sahibi olduğum için 12-1 gibi geliyorum. Geldiğim zaman minimum 1 saatim kotla beraberim ben. Ya bu benim 3. oğlum. 1 saat kotla beraberim. Salarım, bir kahvemi yaparım, geçerim izlerim. Hani insanlar der ya işte ya bir gideyim de işte bir film izleyeyim ya da işte gideyim de ne bileyim biraz böyle bir keyif yapayım. Benim keyfim kottur. Gelirim, gelirim 1 saat salıncakta otururum. O koşar koşar yanıma gelir oturur. Kahvemi yaparım, ben koltuğu izlerim. Film izlemem. Yani öyle söyleyeyim. O kadar bir şeyim vardır. O da koşar. Kendi topları var. Toplarıyla belki burada yukarıdan aşağıya en az 50 defa atarım. Bir tarafa hafif de rampa. Devamlı onu koştururum. Hep bir fiziksel bir güç harcasın, şey yapsın diye. Ve kalıplı bir hayvan olduğu için de bu arada çabuk yorulur. Çabuk yoruluyor. Aynen öyle. Şöyle bir şey. Yemek yedirmeden önce yaparım bunu. Kesinlikle yemekten sonra asla yapmam. Sizlere de tavsiyemdir. Katıldığımız seminerlerde de bunu hep biz gördük, duyduk. Çünkü şöyle bir şey. Köpek Allah korusun yemek yediği anda mide dönmesi dediğimiz durumla çok yatkınlar. Her köpek bunda var. Yani en küçük ırklarda bile var ama büyük ırklarda biz bunu daha çok yaşıyoruz. Fazla yemek tüketebildikleri için mide dönmesi yaşayabiliyorlar. İlk önce sporunu yaptırıp bir yarım saat dinlendirip dalağını, ciğerini bir nefeslendirip kendine gelip ondan sonra yemeğini veriyoruz. Yemek peki, çok özel yemekleri var. Onu da dinleyelim. Evet. Senden sonra başka bir soru soracağım abi. Tamam. Yemek şöyle içinde. Ben günlük olarak haftalık rutinim var Alihan. İşte tavuk, brokoli, karnabahar, elma, tavuk ayağı, glikozamin deposudur. Acayip kemiklere ve eklemlerine çok çok iyi gelir. Tavuk ayağı. Evet. Sardalya. Günlük en az 4 adet sardalya veririm. Her gün veririm onu. Tüyleri, tüy yapısı için, anatomisi için. Kullandığım saplementler ayrıca bası. İşte eklem saplementi, multivitamini, protein takviyesi, balık yağı, protein muhakkak yapıyorum. İşte diş bakımı olsun, tüy bakımı olsun. Yani üst düzey bakmaya çalışıyorum. İşte kafesini ona göre dizayn ettik. Güzel bir bakım var bizim evladımız, peki oğlumuz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi hani güzellik yarışmalarında birçok... Şimdi mesela güzellik yarışmasındaki statüler ya da bir köpeğin güzelliği aslında doğuştan itibaren mi belirlidir yoksa sonrasında da müdahale edilebilir bir şey midir? Sonrasında tabii ki bir tık müdahale edilebilir bir durum var ama asıl gelen senin sormak istediğin soruyu çok net anladım Alihan. En başta da tabii ki bunu değerlendirip almak, şöyle söyleyeyim, biz de üreticiyiz. Ben de çok fazla üretim yaptım. Kendi üretim yavrumla Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Yani çok böyle güzel şeyler elde ettik. Yavruyu görebiliyorsun Alihan. Yavrunun geleceğini görebiliyorsun. Şimdi Cane Corso var. Cane Corso. Bu Colt'un da kardeşleri var ama Colt gibi şova çıkabilecek köpekler değil mesela. Yani Colt şov için uygun bir köpek. Ama kendi kardeşleri şov için uygun değil. Anatomik olarak, kafa yapısı olarak değil. Bu biraz doğuştan da geliyor. Ama tabii ki senin bakımın, senin ona vermiş olduğun yön de çok önemli. Böyle bir gerçek de var. İnsanlarda da çok çok şahit oluyoruz. Anne baba çok kısa olabiliyor, sülale çok kısa olabiliyor ama çocuk o kadar spor yapıyor ki, o kadar basket oynuyor ki yine de olması gerekenin bir tık üstüne çıkabiliyor. Yani bunun gibi düşünün bunu da. Yani bu da senin tecrübenle sabit. Aslında yavruyken doğru bir seçim yapmaktan kesinlikle geçiyor. Ve o doğru seçimi de güzel bir şekilde büyütmek. Büyütmek. İkisi aynen öyle. Birbirini destekliyor. Köpeği istediğini vermek. Yani onun işte Cane Corso ne kadar yiyebilir? Ne yese daha iyi olur? Bir tık böyle onu artık ezber etmek lazım. Yani onu artık çözmek lazım. Beslediğin ırkı çok iyi tanımalısın bir kere yani. En başta ben buna her zaman inanıyorum. Beslediğin ırka cevap vermelisin. Peki Sercan abi, şimdi ben eminim ki ekran başındaki seyircilerimizin birçoğu artık namı diğer cesur kardeşimiz Soner Şeylan'ı ekran başında görmek istiyorlar. Evet. İsterseniz şöyle
bir oyuncu değişikliği yapalım. Ve merakla görmeyi beklediniz, heyecanla beklediniz diyeyim. Evet. Soner Şeylan'ı sahneye bir alalım. Evet. Köpekle bir iletişim kursun, Colt'la bir iletişim kursun. Evet. Ona göre videomuzun devamına geçelim. Evet. Şöyle yapalım istiyorum bir yandan da. Normal şartlarda dışarıdayken biraz daha köpek rahat. Tabii. Biz onu kendi alanına koyalım. Hem öyle hem de Aryan şu olay. Colt'un aynen için... tamamen ya bu boğması tuttu. Ben diyor şu an diyor durmam yani gerekiyor şey diyor ya. Aynen öyle. Colt'u kendi alanındayken görelim istiyorum. Evet. Olur sıkıntı yok mevcut Soner için uygunsa. Sözü tamam. Soner Şeylan'a bırakalım. Ben köpeğimin gereğini yapacağını düşünüyorum yani. Olur yani ben de bir şansımı deneyeyim yani. Evet. Ne diyorsun Soner? Evet. Yani şöyle ben hani aslında demin ilk defa böyle yakından böyle detaylı bir şekilde bir kanakorsu gördüm. Şeye benzetiyorum. Atlarda frezen atları var ya. Kesinlikle frezen atlara benzetiyorum evet. Yani. Asilliğini, kesinlikle duruşlarını, duruşu, kendine kararlılığını. Kesinlikle çok evet. Emin. Korkutuculuğu kaç? Yani 10 üzerinden 10 diyebilirim ya da 10 üzerinden 9. Zaten hali evet. Hazırda siyah köpeklerin kendine has korkutucu bir özelliği var. Şu duruşu bile başlı başına bir olay yani. Şu duruyor ya. Kendinden o kadar emin ki köpek. Yani ben buradayım. Evet. Şeyin yiyorsa gel şey sev gibisinden yani. Neyin yiyorsa? Bir takım şeylerin yiyorsa. Eğer bir etkileşime girebiliyorsan. Aynen. Bir takım şeylerin yiyorsa. hadi o zaman görelim bakalım. Şeye girelim dedik ama yağmur başladı. Nasıl yapalım? Benim için problem yok. Yani yağmurdan yana sıkıntı yok. Ben Soner hani ben girerim derse. Kafese girecek misin sen? Soner'e kalmış. Yani... Ben az önce yalnız kafes kastetmedim. Kafesin önünden hareket yapacak diye söyledim. Ben, o biraz tehlikeli olabilir. Bence de yani çok fazla bir şey diyemiyorum Soner. Yani daha önce böyle birisine falan şeyi saldırmıştı falan var mı? Kafesinde en azından kafes bölgesinde orada var. Var. Yani bir iki kere böyle iyi atakları var yani. Yok dersem şimdi yanlış yapmış olurum. Çünkü kafesinde tamamen farklı bir şey oluyor. Artık böyle öyle bir hal alıyor ki. Şimdi bunu kaydın. Ben burayı korumalıyım diye. Kaydın dışında soruyorum abi bunu. Hı? Yani içeri girdiği zaman o bir güvenlik kamerası şeyi izlettin ya bize. Hı? Aha. Mesela öyle yüzüne atlama durumu falan olur mu? Olabilir, olabilir. O zaman zaten yeni ısındım, yeni iyileştim. Bence yeni buna hiç bulaşma. Evet, zaten. Evet öyleymiş. Hiç girme istiyorsun yani. Ama sen bilirsin yani tercih senin. Ben normal. Ama kafesin dışından bir yaklaşmayı denemek istersen şöyle Soner, bak, sen anlarsın az çok. Yok, bak, o zaman. Diyorum, bak burada ben daha bir köpeği falan da görmedim. Yani bir evet. Falan izledim ama evet. Onu görmeden önce bile ben bu şeylere falan Aliyan ve Harun'a dedim. Belli bir süre ara vereceğim dedim. Çünkü... Evet, bir de büyük bir sıkıntı yaşamışsın aynen, daha önce. O Malinois videosunda izlediğiniz gibi köpeklerin etkili bir yerinden ısırdı seni. Alt takımlara evet. Saldırdı bayağı kötü. Evet. Çok ciddi bir sıkıntı olmuş yani. Evet. Lan var ya. Yani şu an iyiyim. Hani iyileşti yarım ama sonuç olarak ister istemez. Tabii. Sonuç olarak ufak da olsa. Muhakkak tabii canım. Bunun bir süreci var tabii muhakkak. Ama benim tanıdığım Soner Şeylan şöyle bir kendini test eder ya şurada. Öyle mi diyorsun Aliyan? Ben bu anları kaydetmedim mi peki? Kayıt almış. Hadi ya kayıt dışı dedi bir demiş. Senden laf alabilmek için ha. İşte Soner'i şey atan arkadaşlar. Güzel fake yedik. Abi ya şaka yaptım ben öylesine. Güzel fake yedik. Hayır benim aklımda yoktu zaten. Ben niye durduk yere böyle bir şiş var? Rahat rahat çekip. Ya şimdi bu zamana kadar sana Aliyan biz... Aliyan bize güzel bir fake attı. Bu zamana kadar biz yapma dedikçe bu çocuk üstüne gitti. Evet. Şimdi yap diyoruz yapmıyor yani. Tabii abi ben yemin ederim bak Urfa'da biz kavga ettik Soner'le. Bir tık frezen atı bir tık etkiledi Soner'i. Urfa'da Soner'e dedim ki o dozer videosunda. Evet. Videoda da var zaten. Evet. Kavga ettik biz videodan sonra. Sonra dedim canlı niye tepki atıyorsun? Sen çok tepki gösteriyorsun Harun. Ha, o videoyu ben çok iyi biliyorum. Sana zarar gelecek. Bir de köpek bağda yaklaşık bir 20 metre falan bir zinciri var. Soner ağacın dibinde duruyor. Yani ya sahibi diyor ki ya Soner. Tamam Soner diyor. Vallahi kazandın diyor. Canından kıymetli. Aynen. Bak şimdi ben bir şey tespit ettim. Soner şöyle bir hareketi var bu gibi durumlarda. Ben de mesela bu şeyde Kara Mustafa dayımızın videosunda şöyle bir hareketi var mesela. 35 kişi ısıran köpek videosu. Aynen. Soner orada bir mücadele içerisinde mesela biz uzaktan sesleniyoruz. Soner yapma Soner tek hareket şu. Aynen öyle. Dozer'de de aynı şekilde. Dozer'de de böyle yapıyor. Harun abi ben seveceğim. Ben bu köpeği seveceğim. Harun diyor ki Soner yapma bak lütfen dikkat et Soner. Ben abi, seveceğim diyor. Bu Dozer'den daha şey yani en azından. Hani şimdi evet. Şimdi de adam diyor ki. Evet. Adam diyor ki şimdi de hadi tabii diyor. Tabii kesinlikle ya. İçeri gir diyor şimdi de. Bu sefer de diyor ki ben ısırıldım. Ben ısırıldım. Daha yaralar geçti. Hem de kaç defa ya. Aliyan mevzu cesaret. Tamamen cesaret kardeşim başka bir şey değil. Adamın profil resmi aslan ya, yan yana ya. Hani daha evet. Ne olsun? Daha ne o olacak aslanla ya? Aslanla yan yana geldiyse o zaman Colt'ta da yan yana gelir diyoruz ve alkışlıyoruz. Sonra şey yapıyoruz. Hadi kaza geldim hadi. Yok. Sonra paşa çok yaşa. Isırılmayı unuttu sonra.
gerçekten ya, şaka bir yana gerçekten. Bir bardak su getirin. Evet, o da var yani, o da var. Su içmezse çalışmıyor. Soner, su verir misin? Şöyle bir yağlayacak yani. Su getir abine. Hadi koş. Soner abisi bak sana ne veriyor. Bununla kandıracakmışın koltuğu. Aa. Koltuğun anahtarı. Aynen. Altın mı? Güzelmiş abi, lezzetli diyor. Soner onu yiyerek kurtulamazsın yani. Kokusuna bakayım. Daha önce bir şey yemiştim ya. Şey tadına bakayım. Koktum evet mı? Evet, ben de tadına baktım, denedim. Bir şey olmuyor ya. Ağzını fırlayacak ama. Kalmıyor. Ağzına attığını görmedim. Kupkuru bir şey lan bu. Köpekler haklıymış. Buyur totemimizi, totemimizi tamamlayalım. Lan bu köpekler haklıymış. Şimdi koltuğa yaklaşmak için onun en sevdiğim mamasından. Evet. Onunla empati yapabilmek adına. Hayır durma. Lan dur göstereceğim. Arkadaşlar. Sonra bir şey lan iyice. biz sana akılanıyorsun derken sen iyice yoldan çıkın diyelim o zaman. Çok iyi. O tadı güzel valla. Evet evet, ben de bir kere tatmıştım. Nasıl güzel lan? Vallahi çok kare. Bakayım ben de evet, bakayım. Evet. Sadece çok kuru. Çok kuru. Kuru ama ülke bisküvi daha lezzetli. Şimdi bir köpek ödül maması. Ülkeri öyle bir gömdün ki şu an. Evet bakıyoruz. En güzel çözüm değil mi Ali? Evet. Vallahi tadı kötü değil yani, çok başarılı tadı var. He lan. Vallahi gidiyor. Çok iyi evet. Evet. Şimdi itiraf ediyor musun? Aslında koldun değildi o filan diye. Evet. Kamerayı düşürüyordum. Şey gibi ya, talaş. Tadı nasıl? Çok kuru mi? Aynen böyle farklı. Evet. Diyet, bir tık da diyet. Hani köpeklere ödül için bir şeyler verdikçe hani dermatit olarak da hani şey yapmasın diye, dermatoloji olarak hayvanlara şey gelmesin diye bir tık daha düşük tağıl yani. Ne yaptın? Ya böyle kupkuru sadece yulaf ezmesi yersin. Evet, mı? Aynı onun gibi. Ali Yar, adam Afrika'ya gitti, köpek böyle bisküvisi yemedi ya. Afrika'da seferinde kaldım. Böyle bir şey yemedi adam ya. Aynen. Bu da bize özel oldu. Bursa'nın evet. Nesi meşhur arkadaşlar? Kestanesi, gemlik zeytini. Köpek mavası. Aynen öyle. Aynen, afiyet olsun o zaman. Ya biz niye konuyu uzatıyoruz? Soner ne zaman vallahi geçeceksin sen? Hadi geçelim içeri arkadaşlar. Soner kaynak yapıyor. Ver Soner istersen. Dur. Hazırlayalım. Herkes bu arada ki milyonlarca yürek tek bir soru. Soner Şeylan niye böyle şeyler yapıyor? Çünkü Soner Şeylan kafayı yemiştir ama. Şu bizim önceki videoların başında yaptığımız seslendirmeler var ya. Ha şey mi? Recep Bayraktar'ın bir köpeği varmış, Akafon. Kolaysa gidin de senin geliyor onları diye. Timsah besleyen bir abi vardı. Vahşi hayvanlarla video çekiyordu. En son timsah onu parçaladı. Bir gün bu Soner de asıl alacak ya da ölecek değil mi? Aynen. Daha önce şey diyeceğim, daha önce buna böyle yaklaşan falan deneme falan yapmadınız herhalde. Öyle hiç deneme yapmadık Soner. Sadece... Ben daha çok hep böyle yarışmalara gittiğim için, insanlarla arası daha iyi olduğu için kafesinde sıkıntılı yani. Kafesinde ya koruma içgüdüsü çok yüksek. Şimdi sana bu konuda çok hak veriyorum. Çünkü evet. Sen bunları yarışmaya götürürsün. Olursa evet. Agresif bir durumda. Evet, kabul edilmez. Başka birisini ısırdığı zaman tabii senin başın belaya tabii gelecek. Tabii ki. Tabii köpeğin... Ve biraz önce de canlı da gördük zaten. Tasmayı taktığımız anda, kontrolün bende olduğunu hissettiği anda kesinlikle o tarz bir durum yaşanmaz yani, yapmaz. Evet. Bir bakayım ya, bir önce bir şey yapayım. Bakalım. Sen istiyorsan uzakta dur abi. Evet. Belki yani seni evet gördüğü için bir şey yapmayabilir. Bakalım bir agresyon gösterecek mi? Eyvah. Çamur yüzüme geldi. Yani şu anda herhangi bir agresiflik göstermedi. Tahminimce şey olabilir. Uzun süredir, yaklaşık bir yarım saattir burada çekim falan yapıyoruz. Bana alıştı büyük ihtimalle. Onun için şey yapmıyor olabilir yani. Agresiflik göstermiyor olabilir. Ya şu an kuyruk yapısı falan pozitif. Sallıyor böyle yani mutlu bir şekilde. Tahminimce onu dışarı çıkartacağımı falan zannediyor. Ondan dolayı bir şey göstermedi yani. Gözü sürekli sahibinde Sercan abi arıyor. Çünkü onu dışarı çıkaracağımı bildiği için. Ben şimdi Sercan abi yanında yokken herhangi bir agresiflik göstermedi ama ben işi biraz daha şey yapmak adına, hani ne bileyim, bu köpekle biraz daha fazla iletişim kurmak adına bir içeri girmeyi deneyeceğim. Bakalım bana içerideki herhangi bir şey yapacak mı onu bilmiyorum yani, umarım bir şey yapmaz. Sen dışarıda olduğun için şu anda sakin de içeri girdiğin zaman ya saldırırsa sana? Valla bilmiyorum yani, saldırırsa o an Sercan abi bir an önce beni kurtarmaya çağırın yani. Ben en az başıma hiçbir şey, çok fazla bir şey gelmeden kurtarmaya çalışın. Biz de müdahale edemeyiz yani sonuçta. Yani Sercan abi hemen şey yapsın en azından. Abi bilmiyorum Sercan yani. Sercan abi şimdi girecek birazdan içeri, sen tetikte ol, bir şey olursa hemen sana sesleneceğiz. Tamam, bağırmam lazım. Tamam. Aynen. Sen görünme ama abi, şurada durabilirsin. Burayı görmüyor tuvaletin köşeyi. Aynen, orayı görmüyor.
Avlamaz böyle yani, sinsidir, dikkat et. Bu Cane Corso. Yani bunu çok fazla bir şey demeye gerek yok. Yani ses çıkartmıyor diye, atıyorum işte bir şey yapmıyor diye aldanma. Çünkü şu an tasması takılı değil, yanında ben yokum. Kontrol bende değil şu an. Evet. Kontrol bende olmadığı için ben kesinlikle ve kesinlikle bunun garantisini veremem. Yani bu konuda diyemem ki sana hiçbir şey yapmaz. Onu söyleyeyim baştan. Ya şu anda dediğim gibi. Şu an böyle bana kalbim çıkacak yerinden, onu da söyleyeyim. Ya ben yani de şu an heyecanlıyım. Çok gerginim. Aynen, ben de gerginim. Belki o benim gerginliğim bile hissediyor şu an. Hissediyor zaten. Sen şimdi girmeden önce bir temizlik mi yapacaksın? Neden? Yok, temizlikten de ziyade bunu elime alacağım. Hani köpek direkt bana odaklanmak yerine bu süpürgeye odaklanmasını sağlayacağım yani. Bak Soner, kesinlikle mükemmel taktik. Çünkü süpürge delisi zaten. Böyle acayip şey yapar. Allah Allah. Tabii. Süpürge o zaman delisidir. Ayrıca lütfen dikkat et Soner. Sen ne diyeceksin, dikkat et. Sercan abi şu anda olası tehlikeli bir duruma karşı bana biraz daha yakındır ama köpek onu hiçbir şekilde görmüyor. Ben de şöyle tasmasını aldım. Dışarı çıkacağız mesajını vereceğim ki bana dönmesin. Şu zincir kısmı şey dedim abi, hemen direkt sırtına taktığım zaman oluyor mu? İlk boğuma takman lazım ki boğulsun diye. Boğmazsa çıkarır. Şurada şu şey kısmında değil mi? Evet. Çok gerginim Ali ya. Acayip derecede gerginim şu an. Şöyle kapı. Allah Allah. Ya gücünü bildiğim için, köpeğimin gücünü bildiğim için gerginim. Yani şu an kapıya çok yakın. İlk defa bir Cane Corso'nun kafesine gireceğim yani. Yani her ne kadar şu an sakin bile olsa içeride ne yapacağı belli olmadığı için ufaktan bir tedirginlik var yani. Kesinlikle. Şu anda zaten dışarı çıkmak istiyor. Şu an alanıma saygı duyması lazım. Uzaklaşması lazım kesinlikle. Lan. Dur lan. Süpürgeyi mi ısırdı? Yok, ısırmadı da oyun oynamak istiyor. Bence de kesinlikle yani bir nesneyle girmeye çalışılması en doğrusu. Otur. Şşt. Otur. Otur. Hey. Şöyle uzaklaştırıyorum kendimden ki. Ulan. Şşt. Olabildiğince kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Alana saygı duyması için. Şşt. Bir adım biraz daha ilerleyeceğim. Otur. Kapıyı kapattım ki şey olmasın. Şu an gözü sahibinde, ben şu an bana odaklanmış değil ama döne de bilir, bilmiyorum. Ben de şu an içerideyim. Bir bekleyeceğim belki bana bir şey yapacak mı diye. Süpürgeyi de elimde şey yapıyorum ki direkt bana dalmasın. Süpürgeyle kendimi koruyabileyim diye. Hey koltuk, koltuk. Bana gelirse şey yapacağım yani. Onu alıp içeri çıkaracağım. Gel. Gel oğlum. Gel. Aferin sana, gel. Aferin, tamam. Sıkıntı yok. Aferin sana oğlum. Hadi çıkalım, gel. Hadi gel bakayım. Tamam mı bu? Evet, tamam. Şu an Colt arkadaşlar, Colt gerçekten çok enerjik olduğu için direkt dışarı çıkmak istiyor. Hayır. Evet. Evet Sercan abi. Aferin oğlum. Şu boğmayı düzeltelim de. Yanlış mı takmışım abi? Evet. Şimdi oldu. He, bu şekilde oldu. Dur. Tamam. Koca oğlan dur. Soner vallahi billahi var ya, şey oldum ya, gerildim ya. Böyle şey, dur 5 dakika dur, ömrümden 3 dakika 3 saniye 3 saat gitti ya. Vallahi billahi. Yerinde çok üst düzey kendine güveni var. Benim... Dur lan. Benim... Ne yapıyorsun lan manyak? Prezenat. Vallahi. Prezenat'a güç. Prezenat hakkını verdi. Ya benim korkum o yönden yani. Yoksa evet. Zaten normalde insanlar alışık ama kendi yerinde hakimiyeti çok üst düzey. Gerçekten bravo yani. Bence bu bile bravo. Yani insanların bir tık videoda tamam bir şeyler belli oluyordur ama Alihan siz de takdir edersiniz ki hani gerçekte hiç öyle videodaki gibi falan değil. Hı, daha kesinlikle. Bir farklı bir korkutuculuk var. Ya, gerim gerildik. Aynen öyle yani, cidden ya, böyle. Ben de titriyorum şu an öyle. Bilmiyorum ya, gerçekten. Hani, Yaman oğlum böyle buralarım böyle yapıyor. Baba giriyor. İlk başta gördünüz ilk geldiğinizde ne kadar agresyonu yüksekti. Yani aktive oluyor, anında aktivasyon gösteriyor. Yani ama tabii ki belli bir zaman geçti, kokladı, alıştı ortama. Bana beni tanıdı. Hala evet tabii. Bu büyük bir şey tabii, etken evet. Yani. Ama çok güzel bir köpek abi ya, kesinlikle. Evet. Dur koca erkek dur. Koca erkek. Sevdiğim bir kerasın ya.
Oğlum manyak. Koş. Lan dur yeter lan. Dur dur. Evet. Oğlum şu cüseye bak lan. Düşeceğim dur dur. Tutması çok zor Doner. Ya inanılmaz çok kuvvetli bir köpek, evet, ya dur. Acayip kas kütlesi var yani. Bekle, bekliyorsun. Koş. Manyak. Şunun işte şu anda. Dur dur dur. Olası bir ihtimale karşı beni ısırmasın diye şey yapıyor. Gel. Aferin sana, inanılmaz bir dersi var ya. Çok iyi. Haydi, Soner'i bırakmak istemiyor şu an. Şu an onun aklı Soner'de var. Geç. Lan manyak. Hayır, oyun oynarken ısırıyor. Aman dur bakayım. Tamam, tamam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Lan yoruldum lan. Ya Soner biliyor bu işi ya. Ya dedikçe videonun başında da aslan terbiyesi bu adam yani. Aferin koca oğlan. Aferin. Aferin sana. Hoca erkek. Aferin. Aferin. Koy. İnanılmaz sevdim ya. Soner'i yordu, iyi yordu Soner'i. Dur oğlum, kıyafetlerimi kirlettin. Dur mahvettim dedim. Kıyafet borcumuz oldu herhalde. Dur dur. Lan manyak. Şımarık. Oğlum bana saldırman gerekiyordu. Böyle yapmaman gerekiyordu. İşte şov köpeği böyle oluyor. Hey. Abi şu an şu an bana halleniyor abi ya. Soner köpeklerle iyi anlaştığı gibi köpeklerle Soner'le yapıyor. Abi oğlum bende neyin kokusu var? Ne aldın lan benden bu kadar? Lan manyak dur. Sırrın bu muydu yoksa? Bilmiyorum ki yani. Çok. Çok. Alyan. Çok farklı bir cazibem var herhalde. Dayanamadım. Hop. Lap. Aferin sana. Bekle. Şşt. Aferin dediği anda kalkıyor. Yat. Yat. Bekle. Her tarafım salya çamur oldu ya. Bekle. Dur dur bebeğim bebeğim. Kanki dur kanki bak. Ben senin o sevdiğin otur, şu köpeklerden otur, biliyorum. Otur tamam dur. Otur bekle. Bak, bekle dur. Hayır bekle. Bekle. Abi acayip yordu beni ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Evet. Hem cüssesi hem enerjisi falan acayip evet, kuvvetli bir de. Evet, evet. Şimdi şöyle görüyorum üstünü başına. Bak. Ya normalde bana şey yapması gerekiyordu tabii. Yani saldırması falan gerekiyordu evet, şey içerisinde ama. Şimdi bir, bu çekim neye mal oldu bize ona bir bakalım. Bir tişört, bir gömlek. Hmm. Gömlek gitti mi? Dizide şimdi gidecek. Aynen. Yakında gömlek no, olsa. Aynen. Aynen. Narunlu kumpas yaptı Soner'e. Oğlum bu çıldırdı lan. Allah Allah dur lan. Sakin ol. Tamam onu koyalım abi yerine o zaman. Evet. Abi onu bir yandan yerine koyarken evet, bunun bu zamana kadar kazanmış olduğu o efsane kupalara geçelim bir an önce. Evet, çünkü evet, onları da görmek istiyoruz. Onları aslında da açıklamak isterim ben de. Evet. Hadi bakalım hadi. Vedalaşmak istiyor Soner'le ya. Aklı Soner'de ya. Bence vedalaşmak istemiyor abi şu an. Hadi git. Hadi. Hadi git. Hadi gel. Ha. Şöyle arkandan başlayalım. Manyak ev. Haydi. Gözü hala bende. Ha. Bunlar inşallah salyadır. Dur bekle. Al Soner. Haydi. Al salya kardeşliği. Bak bakın tadına. Bekle. Bekle. Bu tadına bakmam. Mamasının tadına baktım ya. Şimdi de bu efsane köpeğimizin elde ettiği o efsane başarıları görmek üzere evet, gurur köşemize geldik abi. Evet. Bize evet, birazcık bahsedebilir misin bu kupalardan? Şöyle tane tane bir tabii, hikayelerini dinlesek. Tabii. Şimdi burada gitmiş olduğu ülkelerin şampiyonlukların kupaları var. Rozetleri var. Bu rozetler ne ifade ediyor? Kupalar ne ifade ediyor? Irkını en iyi şekilde temsil ettiğini birincisi ifade ediyor. Arnavutluk şampiyonu, Kosova şampiyonu, Makedonya şampiyonu, Makedonya Grand şampiyonu, Kosova Grand şampiyonu, Arnavutluk Junior Grand şampiyonu. Şimdi şöyle yapalım. En değerlisi hangisi? Ondan başlayalım abi. En değerli gibi bir şey söyleyemem. En değerli bunların toplamı demek Balkan şöyle, şampiyonu. Mesela hani Balkan şampiyonu en iyi film festivallerinde altın portakal başka anladım, bir yerdedir. Anladım. Diğer festivaller başka bir evet, yerdedir ya. Şöyle şu Supreme Junior Bis denilen rozet yarışmanın en iyi köpeğidir bu. Yani tüm yarışmanın en iyi köpeği. Öyle söyleyeyim. Junior'da yani gençlerde tüm yarışmanın en iyi köpeğidir. Colt bunu başardı. Arnavutluk'ta bunu elde etti. Mesela şunu çok nadir görürsünüz. Şu rozeti. Gerçekten çok önemli ve ünvanlı bir
bir rozettir. Peki Sercan abi, dünyada Cane Corso köpeklerinin en çok ödül aldığı ve en iyi, en profesyonel şekilde üretiminin yapıldığı ülke, coğrafya neresi? Vallahi şöyle, bizim takip ettiğimiz kadarıyla Sırbistan bu yönde çok ileri seviyede. Cane Corso üzerine Balkanlar, çok ileri. Evet, Balkanlar çok ileri seviyede. Sadece Sırbistan olarak da bakmayalım. Balkanlar diyelim ve Rusya diyelim. Balkanlar ve Rusya gerçekten bu konuda ileri seviyede. İtalya zaten ana vatanı, kökeni. Orada ana da çok tabii çok çok ciddi Cane Corso'lar var. Ama Rusya ve Balkanlar'da da çok güzel köpekler var ve şu anda bizim ülkemizde de çok güzel köpekler olmaya başladı. Çok güzel yetiştiriciler var, çok güzel üreticiler var. Evet, evet, herkese çok teşekkür ederiz. Irka katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim ben şahsım adına. Ben ülkemizde güzel köpekleri gördükçe çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum. Bizim ülkemiz adına çok güzel bir şey bence. Dediğim gibi benim kendi üretmiş olduğum yavrumla da ben 2017'de Avrupa Şampiyonası'na gittim buradan Ukrayna'ya. Ukrayna'da da üçüncülük aldık, üçüncülük kazandık. Ülkemize öyle bir ünvanla döndük. Bu da bizi çok mutlu etti. Bundan önce de birçok üretimim oldu. Güzel yerlere sahiplendirdik yavrularımızı. Böyle mükemmel bir hobi diyeyim ya benim için Harun. Yani evet, çok farklı bir şey. Ben gördükçe acayip mutluluk duyuyorum. Gurur duyuyorum. Yani köpeğim adına, kendim adına. Farklı bir his, farklı bir duygu. Allah ağzının tadını bozmasın abi. Allah razı olsun. Sen bir şey soracaktın. Evet. Şey diyecektim, peki şimdi mesela atıyorum 500 tane köpek katılıyor bir yarışmaya. Evet. Bu 500 köpek tek gün, tek seferde mi en iyisi olarak seçiliyor? Yoksa bir ön elemesi var? Var, bir final muhakkak, durumu var. Muhakkak Ali. Yani şöyle, atıyorum junior köpek, yani genç sınıfta giren köpek. Bu mesela 93. yılı diyor Cumhuriyetimizin. Yani bundan 7 sene önce almış olduğum bir ünvan. Eski vefat eden köpeğim de almış olduğum bir ünvan. Orada da çok güzel başarılar elde etmiştik. Evet. Atamızı da anmış olalım evet, burada. Evet. Rahmetle, saygıyla, evet, milletle alıyoruz. Evet, çok güzel oldu. İyi bir şey oldu. Aynen öyle. Evet. Dediğim gibi Aliyen, junior sınıfta giriyor. Atıyorum en başta genç köpeklerle giriyor. Genç köpeklerle arada, ilk önce genç köpeklerin arasındaki gruptan çıkıyor. Gruptan çıktıktan sonra yetişkin köpeklerin grubundan çıkan köpeklerle tekrar bir ringe çıkılıyor. Ha, bu da işte orta bir ring oluyor. İşte adult, yani yetişkin köpek, adult, junior. Onların da en iyisi oluyor. Yani aslında o zaman bu baktığım zaman en iyinin tabii, en iyisi. Tabii, junior yani gençlerin en iyisi. Evet, çok iyi. Üçüncüyü kupası hangisi? O burada yok. O aşağıda var. Soner, dükkanda var, işletmede var. İnşallah eğer vakit kalırsa oraya da geçeriz. Orada da güzel bir köşem var. Şu anda zaten o videoları izliyoruz abi senin dükkandaki. Evet, evet. Daha çekmedik ama şu anda izliyoruz. Evet, evet. Peki burası ne kaç yıllık bir süreç, kaç yıllık bir emek? Şöyle, Colt 3 yaşında. Colt gençken gitti buraya. Yani 3 yıllık diyebiliriz. Yani şunlar da mesela daha evet, vefat eden evet, köpeğin demiştin ya. Evet, şu rozetler, 4-5 tane rozet sadece vefat eden köpeğimden kalan rozetlerim. Onları da koydum. Onlar da benim kendi ünvanlarım zaten. Valla gerçekten insanın Harun. Evet. Ya bakmış olduğum tüm köpeklerle hep yarışmalara katıldım. Elimden geldiğince hem köpeğimi ispat etme adına hem de gerçekten ben doğru bir ırk mı bakıyorum? Baktığım köpek bana ne katıyor? Yaptığım iş doğru mu acaba diyerek hem kendimi test etmek adına hem de dediğim gibi ülkem adına ses getirebilmek adına elimden geldiğince hep katıldım yarışmalara. Evet. Yani bunlar aslında... Ve emin olun, sözünü böldüm Ali. Yani ve emin olun gerçekten ülkemiz adına çok güzel adımlar atıyoruz. Biliniyoruz otomatikman. Ya diyorlar ki ya Türkiye'de şöyle bir erkek var. Bak hani bununla da görüşebilirsin. Atıyorum bir eşleşme Sırbistan, olduğunda Sırbistan'daki tabii çok fazla adam yazan insanlar oluyor, evet. Eden oluyor. Yani Colt'un babası da Zizi Tap diye çok ciddi ünvanlı ve harika ırk yapısına uygun bir köpek. Bu ırka gönül veren, hasta olan insanlar yani Colt'u bildiği kadar Colt'un seceresini de biliyor. Yani yedi ceddini de biliyor, öyle söyleyeyim yani. Abi eline emeğine sağlık. Gerçekten bu konuda biraz önce de bahsettiğim gibi bu gibi ırkların üretilmesi evet, bir ülke için zenginliktir. Evet, kesinlikle. Ve böyle güzel köpek ırklarını profesyonel anlamda üreten, değer katmaktır, ülkeye bu anlamda değer katan herkesin eline emeğine sağlık derken evet, abi. Ben şimdi Alihan beraber bu birazcık senin hobi için yaptığın bu mekanı evet, incelemek istiyorum evet, abi. Evet, ben de onu söyleyecektim zaten biraz önce. Sen de onu söyleyecektin. Aynen. Ödüller aslında bir kriter değil ama senin verdiğin evet, emeğin bir geri dönüşü evet, deyip Harun'un bu ev dikkatini çekti. Bahçe evet, ev. Evet, evet. Oraya çünkü, bağlayacaktım sen söyledin. Çünkü evet, şunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Abi son zamanlarda Türkiye'de hani eskiden köyden şehre bir göç evet, varmış ya. Evet. Şimdi şehirden kırsala bir göç olmaya başladı. Başladı evet. Ve insanlar böyle hobi bahçelerine falan evet, aşırı derecede meraklı. Evet. Hani kimilerinin maddi imkanı var, kimilerinin maddi imkanı yok. Evet. Zamanı var, kimisinin zamanı yok. Evet. Ama böyle bir yerde yaşamak, böyle evet, bir yere sahip olmak herkesin hayali. Evet. Şimdi Allah herkese nasip etsin. İsteyen herkese nasip etsin. Evet, herkesin inşallah, gönlüne göre olsun. Benim burayı yapmamın sebebi de babamdır Harun. Çok kısa bir yandan da ilerleyelim. Çok kısa dipnot. Babamdır. Babam bir rahatsızlık geçiriyor. 3 senedir tedavi görüyor. Allah razı olsun. Baba için hani ben neler yapabilirim acaba diye yola çıktım.
açıkçası. Bu yer bize nasip oldu. Dedim ki baba gelsin, boş zamanlarında vakit geçirsin. Yani burada bir bostan yaptık. Tavukları koyduk, işte yumurtasını alsın, biberini, domatesini alsın. Hem burada bir temiz oksijen alsın, akşamları kafasını dinlesin diyerek yola çıktık. Bu hale geldi, kısmet oldu bize. Hani bu Gemlik kırsallarında. Aynen öyle. Bir de işletmemize yakın, merkeze yakın, çok fazla uzak değil. Bizim için, çocuklar için güzel bir alan yarattık yani. Sercan abi, burayı yapalı ne kadar oldu abi? Burayı yapalı yaklaşık 13-14 ay oluyor. Mesela o zaman 2022 Kasım'a göre değerlendiriyoruz. Evet. Hani evet. 2022 Eylül falan dersek. Evet. 2022 Eylül'de burası sana ne kadara mal oldu? Eğer özel değilse abi. Yo estağfurullah. Zaten az çok piyasaya herkes hakim. Yaklaşık her şeyle beraber Harun 1,5 milyona ben mal etmiştim o zaman. O zaman şimdi ama şu an 3 tabii milyon rakamlar... değil mi? 3,5 milyon gibi. Arsa dahil mi? Tabii dahil. Mesela bu 1,5 milyon tutarın içinde benim gördüğüm neler var anlatayım. Tabii. Duvar, taş duvar ördürmüşsün. Evet. Demir çitler yapılmış en üzerine işte. Tabii en önemli. Aynen öyle. Zemin evet. Kilit parke döşenmiş. Peyzaja çok özen göstermişsin. Gösterdim. Abi. Evet. Prefabrik bir ev var. Evet. Mesela şöyle dışarıdan bir yandan eve baksak abi. Bu evin özellikleri nelerdir? Tabii. Mesela nelere dikkat ettin? Ne gibi tecrübeler? Tabii. Yalıtıma çok dikkat ettim Harun. Çünkü kış biraz sert geçiyor burada. Yalıtıma çok önem verdim. Komple çatı ve duvarlar yalıtımlı. Çocukların odasını öyle güzel bir oda yapmaya çalıştık. Hani beraber yattıkları uyudukları için hani onların da korunaklı olsun diye. Yukarıya kendimize bir oda yaptık. Orada yatak odası en azından hani buradan ayrı olsun. Misafirimiz geldiğinde biz de sıkıntı çekmeyelim diye. Verandamızı mümkün mertebe büyük tutmaya çalıştık ki sizler gibi işte biz de kalabalığız. Benim de bir evde en sevdiğim şeylerden biri. Veranda aynen hani hayat geçiyor burada. Büyük tuttuk ki gelen insanları rahat ağırlayabilelim koltuğu diye. Koltuğu izleyebil diye. O ayrı. Koltuğu televizyonum da içeride bağlı. Koltuğu ben içerideyken de arasından da izliyorum. Aynen içerideyken de koltuğu izleyebiliyorum bu arada. Kendine küçük bir bostan yapmışsın. Aynen ya. Onu yaptık. Yazlık sebzelerimiz söktük. Şimdi kışa geçtik. Dün değil önceki gün ispanak ektim oraya. Ispanak bakla. İnşallah. Tavuklar için alırız. Ayrı bir yerim var. Aynen tavuk kafesim var. Orada yumurtalarımızı alıyoruz. Yaman yumurtaları topluyor oradan. Bahçe için eşyalarını koyduğum bir depom var. Depom hemen var. Yanında bir lavabo var. Lavabom var aynen. Koltuğun. Şöyle şık bir restorandan temin edilmiş. Alaçatı restoranı. Evet. 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 O da hanımın şeyi. Aynen. Aynen. Yok bizden değil ama çok özeniyordu hanım. Onu bir arkadaşımızın vasıtasıyla aldık. Restore ettik. Öyle güzel bir köşe olsun çok dedik güzel. Oraya. Aynen. Burada hemen yine dış mekan vantilatörümüz var. Yine işletmeden gelme bende. Aynen o da o evet. O işte o direkt işletmeden. Dükkandan gelmiş. 4 tane alırken 5 aldık. Bir tanesini de buraya aldık. Aynen evet. Öyle. Ya dediğim gibi abi ben... Jeneratörümüz var Harun. Jeneratör de var. Evet o bu benim için çok önemli. Benim çok dikkatimi çeken ışıklarımız sarı ışık. Benim en sevdiğim yani. Her yer sarı. Spotların bile, bahçe ışıkların bile sarı. Ahşapla da uyumlu olacak aynen öyle. Şekilde. Ben beyaz ışık karşıtıyım. Çok karşıtıyım. Aynen ben de öyle. Benim her yer sarı. Bir tane beyaz ışık. Aynen hiç sevmiyorum. Tabii şimdi şöyle ben mesela biraz önce afaki günümüz rakamları olarak 3,5 milyon gibi bir şey söyledim ama bulunduğun konum, arsanın büyüklüğü, arsanın değeri falan. Onlar muhakkak önemli. Etkiliyor. Tabii. Bunu etkileyecek birçok faktör var. Ya belki 3 milyon deriz biz ama başkası bu işin içinden 1,5'a da çıkabilir. Çıkabilir. Aynen şimdi öyle. Tabii. Bir defa ya. Tabii. Aynen. Koltuğu unutmayalım. Koltuğu da eklersek 6 milyon, 7 milyon. Koltuğu eklersek aynen paha biçilmez. Şöyle evi de kısa gösterebiliriz bu arada. Sightseeing'e bakalım şöyle. Tabii. Burada da böyle güzel bir kedimiz var. Anam. Evet arkadaşlar şu anda Sercan abinin bu güzel evinde iki tane kedi görüyorsunuz. Kedilerin biri yukarı çıkıyor, biri burada geziyor. Bir kedi. Evet. Bu da kediden daha kedi 4,5 kilo, bu 2 kilo. Onda İstanbul'da Yasin diye bir kardeşimiz var. Çok sevdiğim bir kardeşim. Üretici, ondan aldım. Üretici bunun üreticisi. Bunun üreticisi değil ama bizim gibi camiadan o da. Bulici. Şimdi işin kendisi. Açığı biz aslında bu kadar yolu kolt için değil bunun için geldik. Evet. Asıl kolt burada küçük kolt. Aynen. Koldu sabah kolt. Aynen öyle. Evet. Şuna bak şuna. Bu kızımın aşkı benim. Kedinin adı neydi? Lia. Lia. O tamam bir kere yukarıda. Yukarıdan bakıyor bize Soner. Böyle burası sempatik iki, güzel bir. İki katlı yukarısı evet, sizin orası odanız. Bizim odum. Burası çocukların odası. Böyle de açabiliriz. Dur babacığım. Gel. Böyle de. Şöyle çok yüzeysel bakalım. Tabii. Burası da böyle prensesimizin odası. Yani odası. Böyle ortalama bir ailenin yaşayabileceği, ortalama bir ailenin yaşayabileceği bir standartta bir yer yapmışız. Evet. Kediye yaramadım. Sev. Sarıl bir kere. Kediye yaparım. Benim demiş. Dans ediyor ha.
Evet, videomuzun sonuna gelirken evet. Atatürk'ün sıkı takipçilerinden evet. senin oğlanı görüyoruz evet. abi. Hasan Yaman. Tanıt bakalım Hasan kendini Yaman. Babam. Hasan sana da bak. Atatürk'ye sana şöyle bir mikrofon uzatsın. En sevdiğin Atatürk'ye karakteri kim? Soner. Peki niye Peki Soner abi? Neden hepsi. Soner? Çok cesaretli. evet. Peki en son hangi videosunu izledin Soner abinin? Trabzon'a Recep Bayrak. evet, Bayraktar. Evet. evet, onun köpeğini. Soner Şeyler'e ne söylemek istersin buradan? İnşallah bir daha yarası çıkmaz. evet, hiç ısırılmaz değil mi? Evet. Bir tane de prensesimiz var burada. Evet, bu da benim prensesim. Gel, gel abiler sana da mikrofonu uzatsın. Gel, DJ'yi anlat biraz. Tamam. Evet. Tamam o zaman. Sevgili arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum bizi size. Bizi misafir ettiğiniz için ne sana demek, çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Her şey harikaydı. Allah razı olsun. Sohbetiniz çok güzeldi. Özellikle grup kafe restoranda yediğimiz kahvaltı enfesti yani. Evet. Her türlü. Elinize her zaman beklerim. Sağlık. Evet. İzleyicilerimiz Bursa, de yolu düşerse. Bursa'da aynen. yolu düşen herkesi Bursa'dan olsun olmasın. Evet. Grup kafe restorana bekliyoruz evet. biz de. Muhakkak bekleriz. Kahvaltıya, akşam yemeğine. Aynen. Onu sen al. Çünkü neden sen al? Uzun zamandır Atatürk'ye YouTube kanalında seni göremiyorduk. Evet uzun evet. zamandır ama son zamanlarda biraz gelmeye de başladım. Alihan kardeşim bana yaptı o özelliğini. Dedi yani, abi ben de geleceğim dedi çekime inşallah. Fırsat bulabilirsem geleceğim dedim çünkü gelmeyi de çok istedim. Evet. Çünkü böylesine güzel sebebini bir köpeği de, gerçek bizzat gözlerle görmek istedim. Çekimlere evet. katılamamanın sebebini de istersen izleyicilere ya zaten bilenler vardır. Evet. Bir yandan biz e-ticaret işleriyle uğraşıyoruz. Diğer yandan benim belgesel işlerim ve düzenlediğimiz belgesel film festivalleri devam ediyor. Yani yoğun bir şekilde programımız sürüyor. Bakü'ye evet. gittik. Niğde, Sivas. Aynen. Ondan sonra Kıbrıs, Makedonya'ya gideceğiz. Birçok yer var gitmemiz gereken, yani yapmamız gereken birçok iş biz var. Biz şöyle, biz mesela Soner'le Silivri'ye, İstanbul'a çekime gidiyoruz. Biz İstanbul'da çekimdeyken Alihan farklı bir ekiple Sivas'a bir başka çekime tabii, gidiyor ama tabii. YouTube kanalımız için değil. Çünkü biz belgesel film festivallerinde falan da Alihan'ın evet, yönetmenlik yapıyor Alihan. Evet, biz evet. film evet. festivallerinde de sıkça bulunuyoruz. Evet. Bu gibi böyle bir görev dağılımı yapmışken yanımda da Soner gibi sağlam bir ya, adam kafam var. Kafam rahat, kafam bir rahat. Şekilde... Yani hiçbir şekilde gözüm arkada kalmadan Soner ve Harun evet. Bu işi en iyi şekilde yapıyorlar. Evet, evet. Zaten seyircilerimizden ne gelen mutlu. Yorumları da görüyoruz. Evet. Onları çok seviyorlar. Ben de buna çok mutlu oluyorum. Evet. Artık yeni bir videoda görüşürüz deyip. Videoları beğenmeyi, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın derken Sercan abi senin de Instagram hesabını evet. söyleyelim mi? Instagram hesabım Sercan Toksabay diye de aratınca çıkıyor. Sercan Toksabay. Toksabay diye aratınca çıkıyor ya da grup CC Channel diye de yazsalar çıkıyor problem değil. Facebook'ta da hesabım var Sercan Toksabay. Evet. GROUP evet. CC Channel. Evet İngilizce CC olarak. Channel. Facebook hesabım da var. Oradan da iletişim kurabilirler. Yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Evet. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Her derken zaman. Yepyeni Atatürk'ye evet. videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şunu bir bas da bir. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bas bas yok şuraya. Al sen şunu içeri. Dur dur kalmasın ya. Dur bir dakika. Allah Allah. Bir dakika. Allah. İşte bahsettiğimiz olay böyle işte. İdare ayak. Diş vurdu değil mi? Vurmuş mu? Tırnak vur, tırnak vur. Yok oğlum bildiğin kapağı tutar. Üzgünüm. Tamam kapağı. Ama ağzını açmadı değil mi? Sen hı. sen şuraya bas bas. Reis buraya, buraya bak. Tam burama kapat. Burası şişti zaten. Tamam burası şişti. Evet. Hani hayvanın ağzını diş vurmadı bana. Bir şey olmaz da. Şey yapalım. Bir tane bu şu büyüğünü. Tamam beni bırak bırak. Tamam. Bırak hocam. Siz bakın hemen şimdi. Hemen sayı yapma. Buz alsana. Şunu kurun. Ateş alın. Sabunu su ve hemen suyla yüzünü. Sabun ve suyla yüzünü. Hayır ben bir yıkayayım. Yıka. Ama şey. Buz kurarız. Ne oldu lan birdenbire öyle sonu? Birdenbire ne oldu o köpek? Anladım yani. Üstüm dönüktü. Hiçbir şey yok yani. Abi sen şey yap dediğim gibi sen su ve sabunlu suyla elini temiz bir şekilde yıka yüzünü. Dudağına bakayım bırak. Aç. Yok ha bir şey. Burada burada. Şurada. Ha iç. Daha iç kalmıyor. Tamam hayvan ağzını açma. Açmayın. Dur. Üzü lan bu. Tam da söylediğin şey oldu. Ya saldırganlık değil aslında. Değil. Oynuyor köpek. Saldıracak olsa yüzünü parçalar adamın. Ama şey. Onun şakası bile cüssesine göre. Aynen. Anladın mı?